Mine, ne oldu ya? Neden ağlıyorsun? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey canım? Yani var belli bir şey. Anlatmak ister misin? Anlatmak istemiyorum Asya. Yalnız bırakır mısın beni? Ya, da belki anlatınca rahatlarsın. Ne bileyim yardımım dokunur. Ha yardımım dokunamaz. Aslında ayrıca senden yardım isteyen biri mi var? Yani niye herkesin işine karışıyorsun? Sen bir rahat bırakır mısın artık? Yüzünü görmek istemiyorum. Git şuradan. Mine, sen gerçekten hastasın. Biliyorsun değil mi? Yani yemin ederim hastasın. Bana neyse zaten. Soran da kabahat ya. Aslı. Çok mu merak ediyorsun dün gece ne olduğunu? Ay Mine gerçekten hiçbir şey duymak istemiyorum ya. İstiyorsun, istiyorsun. Hem de çok bilmek istiyorsun. Zaten öğreneceksin. Dün gece ne oldu biliyor musun? Dün gece ben... Evet, dün gece sen. Başar ya. Mine? Ne yani? Hiç bana bakma öyle. Anlat diyorum, anlatmıyor ya. Ya kaç defa sordum bir şeyin mi vardı? Hatta belki anlatmak ister diye çıktım gittim yanına ama yok. E şimdi zaten bağırdı, çağırdı, çekti gitti gördün. Ya işte bu aralar böyle biraz hassas. Gitme üstüne. Aman ne gideceğim ya? Benim daha önemli işlerim var. Daha doğrusu işimiz var. Aa ne gibi? Şunun gibi. Şimdi bugün günlerden ne? Perşembe. Tamam ayın kaçı? Aa 27 Mart. Aynen öyle. 27 Mart'ın önemi ne? Bilmem, Dünya Tiyatrolar Günü olabilir, Çemiş Gezi'nin düşman işgalinden kurtuluşu olabilir ya da her ikisi olabilir. Yuh yani Su, ya bugün Efe'nin doğum günü ya. Aa doğru ya canım, arkadaşımın doğum günü. Bak. Sen Efe'nin doğum günü unutacaksın öyle mi? Ya unutmadım da, unutsam ne fark eder ayrıca? Sen ne söyleyeceksin bana, onu söylesene. Şimdi ben diyorum ki şöyle bir sürpriz doğum günü partisi falan yapalım. Aa tamam. Olur vallahi ben gelirim. Ama organizasyona karışmam. Tamam halledeceğim ben oralarını da. Senden bir şey isteyeceğim. Efe'yi oyalayacaksın olur mu? İyi pek. Ha, bir de Mine var tabii yani. Şimdi ben konuşursam kavga falan çıkar. Tamam ben hallederim. Kimi arıyorsun? Görürsün şimdi. Hah Metin abi, Aslı ben. Alo Aslı'cığım. Ya sonra konuşabilir miyiz güzelim? Ya Metin abi çok kısa hemen bir şey söyleyeceğim. Söyle güzelim söyle. Bugün Efe'nin doğum günü biliyorsun. Aa ben onu tamamen unuttum ya, bugün de değil mi? Bu işlerden güçlerden. Ya biz diyoruz ki şöyle bir sürpriz doğum günü partisi falan yapalım. Hani Gönül Hoca'yı da alıp gelirseniz çok mutlu oluruz. Tamam Efe'lere gideceğiz değil mi? Haha yalnız sürpriz olacak. Hani 7 gibi falan orada olsanız olur. Tamam biz geliriz, saat 7'de geliriz. Tamam canım, tamam sağ ol. Hayatım. Ne yapıyorsun orada öyle? Seni bekliyorum. Beni mi bekliyorsun? Bayağıdır beni böyle kapılarda beklemiyordun Gönül. Bunlar ne böyle? Eşyalarım. Nasıl yani? Ne eşyası? Şu mesela bana yeniden işe başladığım için aldığın biblo. Bu benim öğrencilerimin notlarını tutmaya başlayacağım defter. İşte kalem takımı filan. Ya bunlar bu sabaha kadar hepsi masamın üzerinde tek tek duruyorlardı Metin. Kovulana kadar. Nasıl ya? Nasıl ya? Sana inanmıyorum Metin ya. Yani şu yaptıklarına inanamıyorum. Sen niye adamın odasını basıyorsun? Gönül bir yanlış anlaşılma var ya. Ben odasını falan basmadım adamın. Gittim medeni bir insan gibi konuştum. Ben senin biliyorum o medeni şekilde konuşmalarını. Adamı dövmeye de kalktın mı bari? Sevgilim ne alakası var ya? Ne alakası var deme Metin. Ne alakası var deme. Sen sabıkalısın bu konuda. Ben adama ne bağırdım, ne sert konuştum. Ya benim karım iyi bir öğretmendir dedim ya. Vallahi başka bir şey dediysem iki gözüm önüme aksın ya. Evet Metin, senin karın iyi bir öğretmen. Ama senin sayende artık işsiz bir öğretmen. Kovuldun, mutlu musun? Ya Gönül bir saniye dinler misin? Hayır dinlemeyeceğim Metin. Daha fazla bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum lütfen. Ya biraz yalnız kalmak istiyorum lütfen.
Ben de aramayınca merak ettim. Tatlı yarısı tatlı konuşuruz diye de bu pastayı aldım. Ama senin pek keyfin yok niyeyse. Kötü bir şey olmadı değil mi? Deniz, yüzüme bakar mısın? Ne oluyor? Aslında pek anlatılacak bir şey değil. Yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Aslı mı? Ayrıldınız mı yoksa? Evet, yani hayır. Yani bilmiyorum. Aslında konuşmamız lazım. Ama çok zor. Yani benim için. Kafam bayağı karışmış. Aynen öyle. Duygu. O kadar büyük bir salaklık yaptım ki. Birini mi bekliyordun? Yok, Efe'dir. Merhaba. Aslı. Biz bana haber vermeden geldik. Biliyorum ama önemli bir durum vardı. Öyle mi? Bugün Efe'nin doğum günü. Sürpriz parti yapacağız ona. Unutmadın herhalde. Efe'nin doğum günü bugün müydü? Ha, öyleymiş. Efe mi geldi? Aa, kızlar siz miydiniz? Ne haber Duygu? İyilik. Merhaba. İçeri bakayım. Bir dakika. İstersen hiç konuşmayalım. Olur, bana uyar. Bana da uyar. İyi. İyi. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz merhaba. Hocam. Ne haber? Efe gelmedi değil mi? Yok, suyu yanına gönderdik oyalasın diye. Ya, o gelene kadar hazırlayacakacağız işte. Alayım mı hocam? Ya kızım çağırdın beni buraya, bin bir türlü işim gücüm var. Hadi ne anlatacaksan anlat ya. Ay senin de ne bitmek tükenmez işlerin varmış. Duyan da TÜSİAD başkanı sanacak. O da olacak kızım, o da olacak. Aha bak şuraya yazıyorum, TÜSİAD'ın en genç başkanı ben olacağım ya. Oldu. Güzel arkadaşım bak. Çağırdın beni buraya, geldim. Ne anlatacaksan anlat. Zaten sinirlerim tepemde. Vallahi gidiyorum ben ha. Dur, otur. Öyle ayakta olmaz. Gel otur bakayım şuraya. Hah, gel. Benim şeyim var. Sorunlarım var. Yani bitmek, tükenmek bilmeyen dertlerim var. Ya kızım hepimizin derdi, hepimizin problemi var. Kimin yok ya? Yani benimkileri bir bilsen.